Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Saffat Suresi 75-98. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada iki büyük peygamberi Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'in kıssalarından birer bölüm bizlere bildiriyor. Gerek Hazreti İbrahim gerek Hazreti Nuh ulul azm mine rusul denilen büyük peygamberlerdendir ve Kur'an-ı Kerim'de bunların kıssalarına hayli yer verilmiştir. Hazreti Nuh ikinci Adem durumundadır ve Hazreti İbrahim de peygamberlerin atası durumundadır. Arda arda bunların kıssalarından bazı bölümlere bu surede yer veriliyor ve Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Velakat nadana Nuh, andolsun ki Nuh bize nida etti, seslendi. Felen ni'mel mucibun, biz ne güzel icabet edeniz. Burada Cenab-ı Hakk'ın biz deyişi azametini ifade eder. Allahu Teala birdir, vahittir, ehaddir. Ama zaman zaman bazı yerlerde biz demesi onun azametini ifade eder. Ve necceynahu ve ehlehu minel kerbil azim. Onu ve ehlini, ailesinden bir kısım fertleri ve ehli iman olan kimseleri o büyük musibetten kurtardık. Yani tufan olayı. Tufan olayında bütün müşrikler, kafirler helak oldu. Ancak Hazreti Nuh ve ona tabi olan kimseler binmiş oldukları gemiyle kurtuldular. Ve cealne zürriyetehu humul bakin, ve onun zürriyetini, Nuh'un zürriyetini baki kıldık, devam ettirdik. Ve terakne aleyhi fil ahirin, sonraki gelenler içinde ona güzel bir yad, güzel bir şekilde yad edilmek, anılmak nasip ettik. Selamun ale Nuh fil alemin, alemlerde, alemler içinde Nuh'a selam olsun. İnne kezalike neczil muhsinin, biz muhsin olanları, iyi işler yapanları böyle mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel müminin, o bizim mümin kullarımızdandı. İman etmiş kullarımızdandı. Thumma agrakna el aharin, sonra diğerlerini ise gark ettik. Onları suda boğduk. Allahu Teala burada kısa ifadelerle Hazreti Nuh döneminin olaylarını adeta özetliyor ve işte bir peygamber, Allah'ın peygamberi kavmine Allah'ı anlatıyor, Allah'ın dinini anlatıyor, ahireti anlatıyor ama onlar Hazreti Nuh'u yalanlıyorlar. Ve netice itibariyle Hazreti Nuh bakıyor ki artık kavmi iman edecek durumda değiller. Kavminin helakini istiyor. Bir peygamber kavminin helakini ister mi? Bu şartlarda ister. Eğer diğer türlü yola gelmemişlerse, artık ümit kesilmişse onlara beddua da eder. Bütün peygamberler kavimlerine rahmet olarak gönderilmiştir. Ama neticede belayı hak ettiklerinde bu manada bedduaları da söz konusu olabilmiştir. İşte Allahu Teala Hazreti Nuh'un kavmini tufan olayıyla helak ediyor. Göklerden devamlı yağmur yağmak suretiyle, yeryüzünden sular fışkırmak suretiyle sular her tarafı istila ediyor. Hatta dağların ta tepelerine kadar sular yükseliyor. Ancak Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Ve ayet-i kerimede selamun ale Nuh fil alemin, alemler içinde Nuh'a selam olsun. Yani nasıl ki gökyüzündeki yıldızlar, bakan herkes onları görür, dikkat çeker. İnsanlık aleminde de bazı kimseler dikkat çeken kimselerdir. Onlardan birisi de Hazreti Nuh'tur. Ve şu anda Hazreti Nuh hem Müslümanlar tarafından hem de Yahudiler, Hristiyanlar tarafından bilinmekte. Hatta gemisiyle alakalı zaman zaman araştırmalar da yapılmaktadır. Böyle olunca Hazreti Nuh tarihin derinliklerinde artık kaybolmuş, unutulmuş bir insan değildir. Şu anda da bilinen, ismen bilinen, kıssası bilinen bir peygamberdir. Öte yandan bir takım başka metinlerde, tarihten gelen bir takım metinlerde
dünyanın her tarafını istila eden büyük Nuh tufanından bahisler bulunmaktadır. Böyle olunca Hazreti Nuh'un kıssası insanlık alemine bir ibrettir. İnsanlık alemine tarih boyunca mal olmuş, kendisinden bahsedilen önemli bir olaydır. Ve inne min şiatihi le İbrahim. Onun şiasından, onun peşinden gidenlerden biri de İbrahim'dir. Yani Hazreti Nuh'un neslinden gelmiştir ve onun gittiği yol, hak yol neyse o da o yoldan gitmiştir. Onun şiasından, taraftarlarından, onun gittiği yoldan gidenlerden birisi İbrahim'dir. İzce rabbehu bi kalbin selim. O Rabbine selim bir kalp getirmişti. Ayetin üslubunda şöyle bir mana kendini hissettiriyor. Nasıl ki bir sultana insanlar onun huzuruna giderler. Giderken de kendi bağlılıklarına bir alamet olmak üzere bir hediye götürürler. İnsanlar Cenab-ı Hakk'a değişik böyle hediyelerle adeta geliyor. İbrahim Aleyhisselam ise tertemiz bir kalp, selim bir kalbi Cenab-ı Hakk'a hediye olarak getiriyor. Tabii selim kalp insanda en önemli aza durumundadır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ Allah sizin suretlerinize bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Lakin kalplerinize nazar eder. Böyle olunca insanda en değerli aza kalptir. Eğer o kalp Allah'a muhabbetle, Allah'a marifetle dopdoluysa, güzel hislerle dopdoluysa o selim bir kalptir. Selim bir kalp derken bozulmamış bir kalp. Asli fıtrat üzere kalmış, günahlarla lekelenmemiş bir kalp, bunu anlayabiliriz. Mesela insanda göz var. Göz selim olduğunda, kusurlardan, ayıplardan uzak olduğunda fonksiyonunu icra ediyor ve etrafı renkli bir şekilde, güzel bir şekilde görüyor. Ama diyelim ki gözde perdeler meydana geldi. Artık o göz göremiyor. Veya renk körlüğü var. Renkleri gerçekte olduğu şekliyle göremiyor. Veya miyopluk var veya hipermetropluk var. O zaman artık o göz fonksiyonunu normal bir göz olarak eda edemez. İşte bir kısım kalpler zamanla asli tabiattan, fıtrat asliyesinden başka mecralara çekilir ve günahlarla alude ola ola, iç içe ola ola neticede o kalp kararır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her bir günahın kalpte bir leke meydana getirdiğini beyan eder. Ve bu lekeler tövbe istiğfarla silinmezse bir ike netice itibariyle o kalp tamamen lekeli bir kalp haline gelir. Bel rana ala gulubihim. Yani onların yaptıkları şeyler kalplerinde bir pas meydana getirmiştir. Bu mana tahakkuk eder. İşte İbrahim Aleyhisselam kalbini tertemiz kılmış. Günahlardan uzak, pırıl pırıl bir şekilde muhafaza etmiş ve Rabbinin huzuruna tertemiz bir kalple gelebilmiş. Kur'an-ı Kerim'de yine Hazreti İbrahim'in kıssası bir başka yerde anlatılırken İzce Rabbe yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün ne bir mal ne de evlat fayda vermez. Kim selim bir kalple gelmişse bu ona fayda verir. Yine selim kalp ifadesi Hazreti İbrahim'in bir başka kıssası içerisinde Kur'an-ı Kerim'de nazara veriliyor. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i bu özelliğiyle nazara verirken bize de mesaj veriyor. Siz de kalbinizi selim bir kalp yapın. Öyle ki o kalbe ilham parıltıları gelsin. Öyle ki o kalp güzel hislerle dopdolu olsun. O kalp Allah nezdinde en makbul bir hediye haline gelsin. İz gâle li ebihi ve kavmihi mâzâ te'abudun. O babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz? Taptığınız şeyler nedir diye sormuştu. E ifken âlihe dûnallâhi turîdun. Allah'a bir iftira olarak bir takım ilahlar mı murad ediyorsunuz? Yani Allah'tan başka ilah yok. Onun dışında ilah olarak neyi veya neleri kabul etseniz bunlar Allah'a bir iftiradır. Ve siz Allah'a iftira olarak bunu yapıyorsunuz.
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِنْ Sizin Rabbül Alemin hakkındaki zannınız nedir? Yani siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Sizleri yaratan zat sizi başıboş bırakacak, hesaba çekmeyecek mi zannediyorsunuz? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ Derken yıldızlara şöyle bir baktı. فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٍ Ve dedi ki ben rahatsızım, ben hastayım dedi. Bu genelde tefsirlerde şöyle açıklanıyor. Kavmi putperest bir kavim. İşte bayramlarının olduğu bir günde Hazreti İbrahim'i de bayrama davet ediyorlar. Ama o gitmek istemiyor. Kavmi gök cisimlerine bakıp işte oradan bazı hükümlerde çıkarmaya alışmış bir kavimmiş. Bunun üzerine Hazreti İbrahim onların anladığı dilden ifade edebilmek için şöyle yıldızlara doğru bakıyor. Ardından da ben rahatsızım diyor. Ve onlar da bunun üzerine artık geldi demiyorlar. Onun yanından ayrılıp bayram yerine gidiyorlar. Böyle bir gerekçeyle onlardan uzak kalıyor. Burada görünüşte bu yalan gibi görülebilir. Ama gerçekte yalan değildir. Çünkü Hazreti İbrahim ben sizin halinizden rahatsızım. Bu manada bunu söylemiş olabilir. Bu gibi ifadelere tevriyeli ifade deniyor. Böyle tevriyeli olan ifadeler görünüşte başka türlü anlaşılsa da hakikatte yalan değildir. Bir söz ustalığıdır. Hazreti İbrahim o fetanetiyle, o peygamber aklıyla bu şekilde yalana düşmeden onların içinden sıyrılmıştır. Hadis-i şerifte bir yalan tarzında bunun ifade edilmesi gerçekte yalan olduğundan değil, şeklen yalana benzemesinden dolayıdır. O manada değerlendirebiliriz. Fetevellev anhum mudbirin. Onlar da bunun üzerine, onun böyle demesi üzerine yani böyle sırtlarını dönüp onlar gittiler. Yani Hazreti İbrahim'in de kendileriyle gelmesi için ısrarda bulunmadılar. Ferraga ile alihetihim ve Hazreti İbrahim onların ilahlarının yani batıl mabutlarının putlarının bulunduğu yere yöneldi. Fekale ela tekulun yemez misiniz dedim. Yani onlar putlarının önlerine bazı yiyecekleri de koyuyorlarmış. İbrahim Aleyhisselam onların putlarıyla dalga geçiyor. Ve önlerinde yiyecek var ama o putların hiçbiri onlardan yiyor değil. Ve onlara diyor ki yemez misiniz? Hadi yesenize. Mâ lekum lâ tamtıgûn. Yani niye konuşmuyorsunuz? Neyiniz var? Niye konuşmuyorsunuz? Ferâg aleyhim darben bil yemin ve ardından da kuvvetli bir darbeyle onlara vurdu. Yani artık eline aldığı bir baltayla veya bir cisimle onların putlarını parça parça etti. Fe'akbelu ileyhi yezifun kavmi bunun üzerine Hazreti İbrahim'e koşarak böyle geldiler. Ona doğru koşuştular. Gale ete'budune ma tenhitun. Hazreti İbrahim onlara dedi ki kendi elinizle yonttuğunuz şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Yani bunları siz meydana getirdiniz. Kendiniz böyle bunlara ilah dediniz. Kendiniz bunları şekillendirdiniz. Kendi yonttuğunuz şeylere ibadet mi ediyorsunuz? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Halbuki Allah hem sizi yaratmıştır hem de sizin amellerinizi yaratmıştır. Yani sizi yaratan da odur. Sizin amelinizle meydana gelen şeyleri yaratan yine odur. Yani sizi de yarattı. Sizin amelinizle meydana gelen bu putları da o yarattı. Yaratılmış olan bir şeye nasıl yaratıcı dersiniz ve nasıl ibadet edersiniz? Galu ibnu lehu bunyana dediler ki üzerine bir bina yapın. Yani onu hapsedin. Fe'alguhu fil cahim sonra da onu ateşe atın. Burada elguhu fil cahim onu ateşe atın ifadesi cahim kelimesiyle ifade ediliyor. Cahim aynı zamanda cehennemin de isimlerindendir. Yani dünyada da cehennemin misali bu gibi ateşlerdir. İşte tarihte bazı zorbalar gelmişler ve düşmanlarını cayır cayır ateşte yakmışlar. Hazreti İbrahim'i de bu şekilde kendilerine göre cehenneme atmak istiyorlar. Yani dünyadaki cehenneme atmak
ateşte cayır cayır yakmak istiyorlar. Fe eradu bihi keyde, onlar bu şekilde bir tuzak murad ettiler. Hile murad ettiler. Fe cealnâhumul esfelîn, biz de onları esfelinde kıldık. Onları en aşağılarda kıldık. Dünyada da perişan ettik. Diğer alemde de cehennem ateşinde perişan olacaklar. Yani onlar Hazreti İbrahim'i yakmak isterlerken aslında kendilerini yaktılar. Onu ateşe atmak isterlerken kendilerini ateşe maruz bıraktılar. Allah Hazreti İbrahim'i ateşten kurtardı. Evet, ateşe atmadılar değil, ateşe attılar. Ama Allahu Teala ateşe emretti ki ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Ve her şey emri ilahi ile hareket eder. Ateş de Allah'ın bir memurudur. Dolayısıyla o da Allah'ın emrine göre hareket etmektedir. Taraf ilahiden yakma emri geldiğinde ateş onu yakmadı. Ama diğer alemde aynı ateş, ateş unsuru Hazreti İbrahim'i ateşe atanları zevkle yakacak ve bunu yerine getirmekten özel bir zevk alacak tabiri caizse. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Allah-u Teala'nın cehenneme de adeta bir kimlik verdiğini, bir şahsiyet verdiğini ayetlerde görmekteyiz. Mesela Allah-u Teala cehennem ehlini ateşe gönderiyor. Ardından da ateşe nida edip diyor ki helim tele'ti, yani doldun mu, yeter mi? Ve ateş dile gelip diyor ki hel min mezid, daha yok mu? Ve yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde cehennem ateşi nazara verilirken onun bir zefir ve şehik şeklinde durumundan söz ediliyor. Yani cehennem böyle onlara diş gıcırdatıyor adeta. Humurdanıyor. Ve cehenneme doğru onlar sevk edilirken cehennemin böyle homurtusunu duyuyorlar. Ve onları bekliyor. Onları gözlüyor. Çünkü cehennem neticede bir mahluktur. Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Ve Mevlana'nın ifadesiyle bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruhturlar. Bize göre cansız ama Allah katında ruh sahibi canlı. Böyle olunca ateş de Allah'ın emriyle kendisine böyle gönderilmiş olan kimselere ceza vermekten zevk alacak ve o şekilde ebediyen onları ateş içerisinde, cehennem ateşi içerisinde kıvrandıracak. Cenab-ı Hak böyle bir akibetten hepimizi muhafaza eylesin ve Kur'an'a göre yaşamayı, cehennemden uzak kalacak bir hayatı yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.